Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Ocak Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün 7 koşulu tek altılı bir programımız var arkadaşlar. 66 safkanın yer almış olduğu bir program. Gündüz koşulacak olan bir Bursa'da da aynı zamanda 8 koşulu tek altılı yine 77 safkanın yer almış olduğu bir program var arkadaşlar. Bugün her iki programımızda yayında olacak. Akşamleyin de üyelere özel olarak bir Amerika yarışımız var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Yani bunu defalarca ben her seferinde söylüyorum ama bazı arkadaşlarımız gerçekten bilmiyorlar. Amerika yarışlarımız sadece üyelik yapmak gerekiyor arkadaşlar. İster Instagram üzerinden üyelik yapabilirsiniz. Zaten videonun açıklamaları, bütün hatta videoların açıklama bölümünde yazıyor. Veya isterseniz katıl butonuna tıklayarak oradan da üyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama katıl butonuna 10 ve 15 TL'lik üyelikleri kaldırdım. Yani oradan üyelik yapmayan arkadaşlar maalesef seyredemiyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Biz fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek. Birinci koşumuz saat 18.30'da başlıyor. Bir satış koşusu ile 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentik yarışında. Evet, aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı oluyor burası. 5 safkanın yer almış olduğu bu koşuda, kusura bakmasanız şuna bir bakayım, bunlar 150'den başlıyor, evet. İyi taylar var bunda çünkü bayağı da iyi taylar var. Ben burada 2 nolu Scarlett, bu El Corredor temsilcisinin Akın Sözler'le start alacak olan safkan, en azından performans olarak rakiplerim biraz daha ön planda çıkıyor. Ben de 2 nolu Scarlett'in kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusu saatler 19'u gösterirken bir Mehmet Anuşsel adına koşulacak olan bir handikap 21, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentek yarışıyla altılı ganyan ayağımızın başlıyor arkadaşlar. 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda tabii birbirine çok yakın safkanlar olması biraz daha çekişmeli ve zevkli bir yarış bizi bekliyor. Hatta yarışın hani sanki fotoda bitecek gibi bir görüntüye sahip olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Benim burada öncelik şans verdiğim isim 5 nolu Strawberry Girl olacak. Bu Kaneko temsilcisi Görkem Özçelik'le start alacak olan bu isim. Gerçekten Allah ayaklarını düz basırsın, maşallah diyelim. Bütün atlar için diyelim tabii ki. Son 6 yarışa baktığın zaman 5 tane birincilik ve üçüncülük yani güzel bir seri yakaladı. Hatta bir seriyi bozdular ama son yarışını yine kazanınca ben daha bitmedim dedi. Devamı var dercesine yine kazanmaya başladı. Bugün Görkem Özçelik'le zaten bütünleşen bu safkanda bence yine Görkem Özçelik'le ilk şansı hak ediyor. Bu daha sonra 6 nolu Dragonborn bir Torok temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda yine bugün iyi koşması bekliyorum. Geçen yarışta Strawberry'in kazandığı yarışta bayağı ön planda çıkıyordu. Bugün Özcan Yıldırım da bence daha farklı, daha iyi koşmasını bekliyorum. Hazırlık olarak da iyi durumda olan bir isim olacak. 6 nolu Dragonborn. 3 nolu Volt Polat bir Luxor temsilcisi İçman Çizik'le start alacak olan bir isim de çok formda. Son 3 yarışın 3'ünü de ikinciliklerle tamamlıyor bu isim. Güzel hazırlıklarıyla da bence burada da iddialı ve şanslı isim. 1 nolu Padre Padrona bir Trivale temsilcisi ama anneden de bir Ribella'nın tayı olan bu safkan da bir Gökhan Kocakaya ağır kilosuna rağmen artan formuyla da bence yazılması gereken bir diğer isim. Ve son olarak da 4 nolu Juno. Bir Ripman Winkle temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olan bu safkanda son güzel üçüncülüğüyle yine burada da şans verdiğim diğer isim olacak. 5-6-3-1-4 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı ganyanın ikinci ayağına geldik. Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik sentlik yarışında. Evet, burada da 13 safkanın yer almış olduğu koşuda ben önceliği 6 nolu Şimşek Efe'ye vereceğim. Bu 6 at temsilcisine Gökhan Kocakaya oldukça istikrarlı ve formda olan bu safkan bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra 8 nolu Dobby koşan efe temsilcisi Gökhan Yıldız'la start alacak olan bir isim de yine güzel formu, güzel hazırlıklara sahip bir isim. Ve 3 nolu Karagül Bey'i bu 6 at temsilcisi de İşman Çizik'le son yarışındaki güzel ikinciliğiyle ve mesafede yatkınlığıyla benim önereceğim isimler arasında. 6-8-3 bu ikinci ayaktaki sıralama. Günün dördüncü koşusu altılı ganyanın üçüncü ayağına geldik. Şartlı 3, 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik sentek yarışına. 10 safkan arasında koşacak olan bir yaşta 1 ve 5'in ekül olduğu bu koşuda öncelik bende 2 nolu Yavuz Reis'le bu baba menü temsilcisi Özcan Yıldırım'ın yılı start alacak olan bir isim. Eğer ne kadar son 5 yarışta tabela dışı kalmış olsa da kendine çok uygun grupta start alacak olan bir isim ve güzel hazırlıklar, dereceli galoplarıyla bu yarışa katılıyor ve koşmuş olduğu gruplar zaten bayağı iyi de safkanlar. Arasında koşan bir ismi de bence kuponlarda
yer alması gerekir. Daha sonra bir numaralı Er Sarraf ekürü avantajına sahip bu Sarraf temsilcisi. Görkem Özçelik'le start alıyor. Son dördüncülüğünden sonra artan bir formu olan bir isim. Hem ekürü avantajıyla da şans verdiğim bir diğer isim olacak arkadaşlar. Daha sonra 8 numaralı Yeni Çağlı. Bu Kurtel temsilcisi Vedat Abiş'le start alacak olan bir isim de yine iyi hazırlıklara sahip bir isim. 4 numaralı Can Mendu ve Bersoy temsilcisi Mürsel Kayış'la start alacak olan bu safkanda son 7.liği hiç ölçü almadığım safkan ondan önce bir güzel bir ikincilik dördüncülüğü sahip bir isim. Yine kuponlarda yer alması gerekir. 2-1-8-4 benim bu koşudaki sıralama ama bir safkanda yeriniz varsa şu 9 numaralı Zafer Rüzgarı bu turbo temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alıyor. Son yarışında meydana çıkan bir isim de güzel formuyla bence iyi bir form yakaladı. Bu safkanlarda bir şeyler bekliyorum ben çünkü. Kuponlara yazmakta fayda var arkadaşlar. Ama önce 2-1-8-4 daha sonra 9 numaralı safkan. Günün 5. koşusuna geldik. Evet, 6'da Ganya'nın 4. aya. Handikap 14, 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metrelik sentetik yarışına 5 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben burada 2 numaralı Desilo for Victory. Bir Victor Galop'un güzel temsilcisi Gökhan Kocakaya start alacak olan safkan. İstikrarlı ve formda durumuyla uygun rakipler arasında, gerçi uygun diyorum ama yine burada bayağı iyi safkanlar var. Bence böyle bir fırsatı bulmuşken bu safkan yarışı kazanır diye düşünüyorum. O yüzden 2 nolu Desire for Victory Gökhan Kocakaya da benim bugünkü bankom isim olacak arkadaşlar. Geldik günün 6. koşusuna, 6'lı Ganya'nın 5. ayağına. Bir şartlı 5, 4 ile yukarı İngilizlerin 1500 metrelik sentetik yarışı 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. Tabii ki bu mesafelerde her zaman iddialı olan ve yavaş yavaş artık formunu yükselten çalışmalarda gayet tatminkar olan 2 numaralı Jack Sparrow. Bu Mendip temsilcisi Ahmet Çelik de bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Aynı yarışta 46 gün önce yine aynı yarışta koşan ve üçüncülük elde eden 3 numaralı Fluminense. Bu Ütopya temsilcisi İşman Çizik'le startlı ve yine çok güzel hazırlıklarla güzel bir dinçlik yarışı çıkarmasını bekliyorum. Yani çıktığı gibi bir yarışı kazanabilecek kapasite olan bir isim. 3 nolu Luminense ve 6 nolu Fire Mio. Bir Luxor temsilcisi Alice Karataş'la start alacak olan bir isim de ilk kez bir sentlik koşacak ama bana göre sentlikte 10 numara yarış koşmasını bekliyorum. 200 gündür ara veren bir isim koşmuş oldu. Grup 1, grup 2, grup 3 yani hep sürekli grup yarışlarında söz sahibi olan bu isim bence çok güzel dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. Güzel bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Altın oğlu Fiero Mio'dan. Yani 2-3-6 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Maiden Dişilaray 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentetik yarışına. Evet 15 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 3 ve 11 oğlu safkanların da ekür olduğu bu koşu. Ben önceliği altın oğlu Dil Su'ya vereceğim bu turbo Yerhan'ın orijinli safkana. Güzel hazırlıklara sahip Ali Skarataş'la start alacak olan bu safkan bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Safkanın genel görüntüsü de çok iyi. Her geçen gün daha da iyi duruma geldiği için ben bu safkanın zaten açık yarışlarda eğer Allah nasip ederse tabii ki koşmasını bekliyorum. Çünkü bayağı iyi bir safkan. Orijin zaten iyi. Tam süratli orijin. Baba süratli, anne süratli. Yerhan zaten Gülerce ekibisine ait bir safkandı. Süratliyle yarış kazanan bir isimdi. Yani böyle bir güzel tayın, güzel çalışmalarıyla bence yarışı çıktığı gibi de kazanabilir. Altın Dilsu her şeyle önde çıkıyor. Onoğlu Gündem, Güntay temsilcisi Gökhan Kocakaya start alacak olan bir isimde. İki yarış koştu, ikisinde de üçüncülük ayrıldı bu safkan. Ama her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. Bugün yine çok iyi koşmasını beklediğim bir isim. Yani bu safkanda meydana çıkması ve vermesi bence an meselesi. Yani bir bakıma gün soyu diyebilirim bu safkana. O yüzden 6-10 yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Yani diğer rakiplerden bayağı ön planda çıkıyor bu iki safkan. Ama bu ikinin dışında ben sürpriz arıyorum derseniz o zaman işler değişir, çarşı karışır. Çünkü bayağı arkasından yazılacak safkanlar çıkar. Veya burada söyleyeceğim adları tabela bahiste de değerlendirebilirsiniz. Çünkü tabela bahiste büyük ihtimalle vardır. Veya sıralı beşli bahiste. 14 nolu safkan şu anda ekranda gözükmüyor. Hemen alalım. 14 nolu Rüyanın Kızı bu Baturşat temsilcisi İşman Çizik'le start oluyor. Çalışmaları gayet tatminkar. Safkanın son yarışları da oldukça iyi. Güzel bir ikinciye sahip. 15 nolu Rüzgar Soy bir Hisar Bey temsilcisi Zülfiye Karabut'ta start alacak olan bu safkanında son dördüncülük gayet tatminkar. Ben kesinlikle bu yarışta ihmale gelmemesi gerekir diye düşünüyorum çünkü bu mesafede en iyi dereceye de sahip bir isim. 1 nolu Dudak Büken sürekli dudağını büke büke vallahi gelmiyor artık. Ya artık ne yapalım bunun çaresi ne istedi derdini artık soracağız artık yakında. Bugün 63 kiloyu bulmuş yani şimdi 63 kilo buldu kesin gelmez demeyin. Bu Kalbek temsilcisi hani
Umulan zaman da gelmez de umulmadığı zaman gelir böyle bir Safkan. Son ikinciliği de zaten iyi. Safkan zaten genel görüntüsüyle iyi. Yazacağız arkadaşlar. 9 nolu Gül Nisli Acan. Bir turbo temsilcisi yine. Vedat Abiş'le start alacak olan bu Safkan'da yine iyi bir yarış olan bir isim. Yani bakmayın bir 0 çekti arkadan bir 4 aldı ama her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. İyi bir ekipte en azından. Bir de 11 nolu Lady Ecem. Ekür avantajıyla start alacak olan bu Stefan temsilcisi de Mert Gökalp Arslan'la en azından grubun tecrübeli isimlerinden birisi. Bence ekür avantajıyla da değerlendirmekte fayda var. Ama önce 6-10 daha sonra 14-15 1-9 11 arkadaşlar. Gelelim şablonumuza, hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 2 tek. Altılı Ganyan birinci ayak 5-6-3-1-4. İkinci ayak 6-8-3. Üçüncü ayak 2-1-8-4. Daha sonra 9. Dördüncü ayakta 2 tek. Beşinci ayak 2-3-6. Son ayak 6-10. Önce 14-15-1-9. 11'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.